Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Erdoğan çıkışta korona aşısından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı davaya kadar gündeme yönelik soruları cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii çıkışında soruları cevapladı. Erdoğan sorulan bir soru üzerine örnek olmak için korona aşısı olacağını söyledi. Değerli arkadaşlar, çeşitlilik kesinlikle var. Yani bizim Uğur Bey'le ben de bizzat görüştüm. Bakanımız herkese görüştü. Olay sadece Çin değil. Çin'in dışında Rusya'yla da görüşmeler var. Ve bu konuyla ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü meclis grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili dava sürecinin başladığını da açıkladı. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir soru üzerine son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan taciz olaylarına da değindi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Ve bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur. Ve Dağlık Karabağ'la ilgili gelişmeler. Fransa Meclisi Dağlık Karabağ'ın tanınması ile ilgili skandal bir karar aldı. Erdoğan karara sert tepki gösterdi. Karabağ sorununun çözümü için kurulan Minsk grubu üyesi Fransa'nın tarafsızlığını kaybettiğini söyledi. Macron tabii Fransa'nın başına beladır. Macron'la Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekler daha sonra kırmızı yeleklere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya. Ve şu anda kendileri yönetim olarak ne tür bir karar alacaklar onu da göreceğiz. Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransa'ya yaptığı Marsilya önerisine de destek geldi. Ne dedi? Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi. Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler. Olay bu kadar basit. Kaldı ki bu topraklar, Karabağ, Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır.